Arkadaşlar merhaba. Bugün buraya dağcılık ve doğa yürüyüşlerinde kullandığım kıyafetleri dizdim. Nasıl kıyafetlere yatırım yapmanız gerektiği, hangi kıyafetleri giyerek faaliyetlere katılmanız gerektiği ile ilgili bilgi vermesini umuyorum. Buraya alt katman kıyafetleri dizdim. Bu bölümde orta katman kıyafetler var. Karşımda da dış katman kıyafetler var. Çeşitli aksesuarlar ve pantolonları da buraya koydum. Hatta ayakkabıları da dizdim ama bununla alakalı farklı bir video yapacağım. Bayağı bir anlatacaklarım var bu konuda. Önce alt katman kıyafetlerden başlayalım. Mesela kışın genellikle içime tişört giymiyorum. Sonbaharda, ilkbaharda ve yazın tabii ki kullanıyorum ama kışın giymemeye çalışıyorum. Kışın tişört yerine böyle bir kalın içlik kullanıyorum. Termoformun ucuz bir içliği bu. Tamamen sentetik malzemeden üretilmiş. Kesinlikle pamuk ipliğiyle dokunmuş bir şey kullanmıyorum. Çünkü pamuk teri hapseden bir malzeme. Üzerinizde ter kalırsa daha hızlı soğuyorsunuz. Bu da hiç istenen bir durum değil. Yani buradaki tişörte kadar sentetik. Onu baştan belirteyim. Bir tane böyle orta kalınlıkta bir alt içliğim var. Bunu her zaman giymiyorum. Gerçekten çok soğuk olacaksa, özellikle tulumda geç ısınacaksam bunu tercih ediyorum. Yani temel olarak kışın şu ikisinden oluşuyor alt katmanım. Yazın da üzerime sadece bir tişört geçiriyorum. Onun üzerine çeşitli katmanlar ilave ediyorum. Orta katmandan bahsedeyim alt katmandan sonra. Burada değişik kalınlıkta polarlar var. Mesela şu Polartek'in mikro dedikleri ince ve çok hafif polar kumaşlarında. Hem taşırken çok hafif hem de paketlendiğinde böyle minicik bir alana sığıyor. Ayrıca kapşonu var. Polartek'in yine kumaşından mamul. Polartek 200 kumaş. Kalın ve ağır sayılabilecek bir kumaş. Aslında bunun bir üstü daha var. Polartek 300 zannediyorum. Soğuk havalarda bunu giyiyorum. Eğer çok sık duraklayacaksam ya da çok ağır bir şekilde zirveye doğru yol alacaksam mutlaka bu içimde oluyor. Bu soldaki de Polartek'in kumaşı değil ama yine North Face'in kaliteli bir polarında. Bu da ikisinin ortasında bir kalınlığa sahip. Ama ağır. Yani bu ürün bundan daha kalın olmasına rağmen bu bundan daha hafif. Ama tabii bu da fiyata yansıyor. Fakat genellikle yılın böyle 8 ayı şunu kullandığımı söyleyebilirim. Bunu havanın iyi olduğu faaliyetlerde, eğer rüzgar çıkarsa üzerime alırım diye yanıma alıyorum. Bunu çok soğuk havalarda yanıma alıyorum. Bunu da genel maksatlı her türlü koşula gidiyor yani. Mesela genelde şöyle bir düşünce var. Ben bir tane böyle ceket alırım. Bütün soğuk hava ihtiyaçlarımı bununla görürüm. Çok yanlış bir düşünce. Birazdan geleceğim. Burada bir nefes alabilir. Ayrıca su geçirmez Gore-Tex membranlı ceket var. Bu genel maksatlı bir North Face ceket. Bunun böyle poliüretan bir kaplaması var. Çok iyi nefes almıyor ama genel olarak hani en azından içine su geçirmediğini söyleyebilirim. Burada bir yine Gore firmasının Windstopper kumaşlı rüzgar geçirmez soft shell ceketi var. Bu da eğer yağmur yoksa çok başarılı bir ürün. Yani rüzgarı kesiyor bildiğiniz. Rüzgar geçirmez ceketin içine şöyle hafif bir polar giyerek çok iyi bir ikili oluşturabiliyorsunuz. Tabii altında da bu olmak koşuluyla. Kısaca bir de alt pantolonlardan bahsedeyim. Bu gabardine benzeyen kalın bir kumaş. 8 yıldır kullanıyorum bu pantolonu. Daha en ufak bir aşınma, delinme söz konusu olmadı. Bu da yanındaki soft shell kumaşlı. Böyle arkasını çevirdiğimizde böyle bir sentetik tabakayla kaplanmış polara benziyor. Ama daha kalın. Üzerinde kemeri olan bir pantolon. Bu da soğuk rüzgarlı havalarda çok işe yarıyor. Yanında bir de havalar güzelleştiğinde üzerimden çıkarmadığım, yani ilkbahar ve neredeyse sonbaharın ortalarına kadar giydiğim bir şortum var. Bundan bahsetmeyeceğim. Bildiğiniz şort. Dağcılıkta 3 katman sistemi dedik. Amaç şu. Vücut iç sıcaklığınızı 37 derecede sabit tutmak. Mesela 35 dereceye düştü mü vücut iç sıcaklığınız, artık bir hipotermi adayısınız. O yüzden iç sıcaklığınızı ne çok yükseltmek ne de alçaltmak istiyoruz. 37 derece, 36 derecede hadi bilemediniz sabit tutmaya çalışacağız. Videonun başında demiştim ya bunu alırım bütün kış ihtiyaçlarımı görür, çok yanlış bir düşünce. Mesela hızlı bir tırmanış yapacaksınız. Günübirlik gidiyorsunuz, havada açık ama soğuk. Böyle bir şeyi giyerseniz terkan içinde kalırsınız.
Terleyince ne olur? Önünüzü açarsınız. Bu sefer içinizdeki ıslaklık vücut ısınızı düşürür. Veya çok ağır adımlarla yükseleceksinizdir. Çok sık duracaksınızdır. O zaman da böyle bir ceket belki yeterli gelmeyebilir. Veya böyle nefes almada başarılı olmayan bir ceketle ciddi bir faaliyete gidersiniz. Çok hızlı hareket ediyorsunuzdur. Bunun içinde de terkan içinde kalırsınız. Hava yağışlıdır. Böyle bir soft shell ceket ancak rüzgarı keser, yağışı içine alır. Bu da ıslanmanıza sebep olur. Belki Haziran ayında yüksek irtifada bununla hipotermi geçirebilirsiniz. Birden hızlı bir giriş yaptım. Videonun nasıl ilerleyeceği hakkında bir şey tasarlamadım. Yani böyle değişik senaryolar kuralım istiyorum. Mesela deminki örnek iyi bir örnekti. Hızlı tırmanışlarda kas tüyü ceketlerin mahsurunu anlatmış oldum. Ne yapar? Terletir. Ayrıca kabarık oldukları için hareket özgürlüğünüzü de kısıtlar bunlar. Kışın Ağrı Dağı'na çıkacaksınız. Türkiye'den örnekler vereyim ki anlaşılır olsun. Havanın ne olacağı belli değil. Rüzgar çok hızlı esiyor. O zaman için bir konfigürasyon yapalım sizinle. Mesela alt katmandan başlayayım. Kalın işliği yanımıza alacağız. Alt işliğimiz de olsun. Çünkü çok sık duracağız. Durmak da üşümek demek. Bunlar yün karışımlı çoraplar. İçindeki yün miktarı konusunda tam emin değilim ama %20 veya %30'dur diye düşünüyorum. Kalanı akrilik, çeşitli polyester ipliklerle dokunmuş. Şu mesela iyi bir seçim olabilir. Çünkü bu çorabın iç katmanında böyle ikinci bir tabaka var. Bu da daha sıcak kalmanıza yarıyor. Bu da ilave edilebilir. Hava çok soğuk, rüzgar çok fazla var. Ağır ilerleyeceksiniz. Belki durup kamp kurmanız gerekecek veya ağır adımlarla geri dönmeniz gerekecek. Bu bence iyi bir alt katman seçimi oldu. İyi bir üst katman seçimi oldu. Buna bir de ne ilave edilir? Kalın bir orta katman eklenebilir. Yani Ağrı Dağı kış tırmanışı konfigürasyonunu oluşturduk. Bir de tabii ki pantolon gerekecek. Bunu da eklediğimizde şöyle şuraya dizelim. İçimizdeki kışlık işlik, altımızda soft shell pantolon, üstünde kalın polar, kalın yün karışımlı çorap ve en üstte kas tüyü ceket. Çok kötü havada kış tırmanışı mevzusu çıktı aradan. Eldivene girmiyorum şimdilik. Çok başlı başına apayrı bir mevzu. Balaklava eklenebilir. Bir tane buff iyi olur. Yanınızda bulunsun. Bir tane de yine yün karışımlı bir bere belki lazım olabilir zaman zaman. Evet, kış konfigürasyonu oluştu. Şimdi yine Ağrı Dağı'ndan gideyim örnek olarak. Bu sefer yine kış ayı, Ocak ayında tırmanacaksınız ama hava açık. Yani 10 günlük rapor var elinizde. Hava gerçekten çok açık. Ayrıca konaklamadan belki bir gece işte 4200'de kalarak faaliyeti 2 günde, 3 günde bitirip dönmeyi planlıyorsunuz. Alt aynı şekilde dursun. Altımıza bunu giyelim. Tabii ki balaklavayı, bereyi ve buff'ı yine alalım. Çorabımız da değişmesin. Hatta aynı soft shell pantolonu da giyelim. Ama bu sefer eğer çok hızlı tırmanacaksak, hava da açıksa, yani çok şiddetli rüzgar yoksa bunu tercih etmeyeceğim. Tercihim nefes alabilir ceket olacak. Çünkü hızlı tırmanacağım. Çok sık duraksamayacağım. Hızlı tırmanacağım için terleyeceğim. Ter buharının ceketin dışına çıkmasını istiyorum. O zaman Gore-Tex ceket iyi bir seçim olacak. Hızlı tırmanırken bunu seçersem içinde terleyeceğim. Terde o irtifada ve o ısıda muhtemelen -20 olacaktır gündüz. Hiç istenmeyen bir durum. Ağrı Dağı'nda yavaş ve hızlı tırmanış senaryolarını hallettik. Evet arkadaşlar, ben tekrar kıyafetleri yerine koydum. Bir başka senaryoya geçelim. Şimdi de doğa yürüyüşünden bahsedelim. Kışın yine hava buz gibi, yağış riski var. Doğa yürüyüşleri genelde çok hızlı yapılıyor. 5-6 saat, 7 saat içinde 15-20 kilometre mesafeyi toplu olarak yürüyorsunuz. Hızlı hareket ediliyor. Nereye yürüyeceğiniz önceden belli. Hızlı hareket edeceğimiz için altıma ben kesinlikle işlik giymiyorum. Üstüme de bunun bir incesi var. Keşke getirseydim aşağıda bunun kumaşından. Üstüme de en fazla ince işlik giyiyorum. Yine bunu alayım ama incesini aldığımı farz edin. Bu sefer çok kalın çorap da giymiyorum. Bir alt kalınlıkta yine yün karışımlı bir
çorap tercih ediyorum. Yün hem çok sıcak tutuyor hem ıslansa dahi ısıtma özelliğini koruyabilen bir malzeme. Şimdi bu sefer kalın polar kesinlikle kullanmıyorum orta katmanda. Çünkü terletiyor. Dediğim gibi doğa yürüyüşleri hızlı yapılan bir şey. Oturup da dakikalarca mola da vermiyorsunuz. Bu kışın ince kalabiliyor bazı durumlarda. O yüzden inceyi hiç tercih etmiyorum. Kalını da tercih etmiyorum. Bunu tercih ediyorum. Bu ikisinin ortasında bir kalınlığa sahip. Bir de neredeyse 8 yıldır kullandığım bir şey. Artık hani yansa da yırtılsa da umurumda değil. Orta katman için bunu alıyorum. Altıma bu sefer softshell pantolon giymiyorum. Ha, giyebilirim de ama bu narin bir kumaş. O yüzden her koşula vurabileceğim bir pantolon olan bunu tercih ediyorum. Şimdi üstüme geleyim. Bunu kullanırsam vıcık vıcık terliyorum. Yani bu resmen sauna eşofman gibi bir şey. Bunu Amerika'da çocuklar okula giderken giyiyor. Ne bileyim işte insanlar böyle bir hadi nehrin kıyısında yürüyüş yapalım. Belki yağmur yağar diye üzerine alıyor. Ama burada böyle dağcılık ceketi diye bunu satabiliyorlar. Havada yağış ihtimali varsa bunu alıyorum. Havanın kuru olacağına kesinlikle eminsem bu da yeterli gelebiliyor. Bu soğuğu kesen ve çok çok iyi nefes alan bir malzemeye sahip. Kışın eğer hava kuru olacaksa, yağış yağmayacaksa bu hepsinden iyi bir seçim oluyor. Kastüyü tabii ki kesinlikle kullanmıyorum. Çünkü yağmuru aldığı an bütün yalıtım özelliklerini kaybeden bir malzeme kastüyü. Ne kadar işte üzerindeki kumaş suyu itiyor falan kaydırıyor deseler de inanmayın. Kullandıkça azalan bir özellik. Sonradan böyle Nick Wax gibi kimyasallarla bunu geri kazandırabiliyorsunuz ama ben %100 başarılı olduğunu görmedim. Ne olsa ki illa bir suyu geçiriyor. O yüzden eğer işin içinde yağış varsa, sulu kar da dahil buna, kesinlikle kastüyünden uzak duruyorum. Yağış varsa Gore-Tex ceket alıyorum yanıma. Çünkü bunların fiyatları iyice uçmuş durumda bu dolar yükseldikten sonra. Yani böyle bir ceket nereden baksanız iki kağıttan başlıyor. 2000-3000 lira aralığında satılıyor. Buna yazık günah olur düşüncesiyle buna kaçıyorum. Şimdi şunu da alalım buraya koyalım. Yürüyorum değil mi? Çok mu sıcak oldu? Üst katmanı çıkarıyorum, çantanın içine koyuyorum. Böylece üst katmanı da çıkardığım için terin birikme durumu olmuyor. Amaç burada üşümemekten çok kuru kalmak arkadaşlar. Şeye aldanmayın, hani sabahın altısında gittiniz hava buz gibi. Hiç aldanmayın. Bir 10 dakika yürüdükten sonra bayağı bildiğiniz sıcaklayacaksınız. Yanınıza gaza gelip de kastüyü ceket falan almayın. Eğer yağış yoksa böyle nefes almayan bir ceketten vazgeçip böyle softshell ceketlere yönelebilirsiniz. Biraz da yazın nasıl giyindiğimden bahsedeyim. Yüksek irtifa için konuşuyorum. Yüksek irtifadaki ısı farkı deniz seviyesindeki kadar olmuyor. Yazla kış arasındaki ısı farkı. O yüzden temel olarak yüksek irtifada aynı şekilde giyindiğimi söyleyebilirim. Doğa yürüyüşlerine gelince yine temelde aynı. Katmanları inceltiyorsunuz. Genelde üstümde iki katman yeterli geliyor. Bir tane ince polar, bir de tişörtle yola çıkıyorum. Katman olayının bir kez daha üstünden geçeyim. Hipotermi için konuşuyorum. Ne demiştik? Vücut iç sıcaklığını 37 derece de tutmaya çalışacağız. 35 derece ve altına düştüğünde hipotermi artık başlıyor. Bunu önlemek için ne yapıyoruz? Kat kat giyiniyoruz. Kat kat giyinmekteki amaç ısındıkça katların sayısını azaltmak, soğudukça da katların sayısını arttırmak. Yani terlemeden ve üşümeden bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Bunları da katlar sayesinde ayarlıyorum. Videonun bundan sonrasını daha da uzatmak istemiyorum. Temel olarak gördünüz zaten. Burada da hemen her tür kıyafet var. En azından Türkiye şartları için gerekli bütün kıyafetler var. İsterseniz videonun bundan sonraki bölümünde böyle ufak tavsiyeler vereyim. Mesela kastüyü parka. Bu parka, ceket dediğime bakmayın, aslında parka olarak geçiyor bu. Yani böyle bir yatırım yapmanız bence gereksiz. Büyük hedefleriniz varsa o hedeflere yaklaştığınızda böyle bir yatırım yapın. Gore-Tex ceket şart mı? Değil. Olursa içinde, terkan içinde kalmıyorsunuz. Böyle bir güzel tarafı var. Ama böyle ucuz bir ceket de tercih edebilirsiniz. Su geçirmemesi önemli. Bu tip ceketlerde de koltuk altlarında bu tarz böyle fermuarlar oluyor. Hareket halindeyken bu tarz iyi nefes almayan ceketlerde koltuk altlarını açıyorsunuz. Eğer bu yeterli gelmezse önünü biraz açıyorsunuz ve bu şekilde içinde kuru kalmaya çalışıyorsunuz. Yani sadece dışarıdan yağmur vasıtasıyla ıslanma değil, bir de içten ıslanma söz konusu. Eğer ceket iyi nefes almıyorsa.
Ama onunla da, o durumla da bu şekilde baş edebiliyorsunuz. Yani Gore-Tex ceket alamadım, ne yapacağım gibi düşünmeyin. Hava kuruysa bence bu da gereksiz. Bu da gereksiz. Böyle bir soft shell ceket de çok güzel idare eder. Yeni başlıyorsanız bir tane bütçenizin el verdiği bir ceket alın. Sadece işte koltuk altlarında havalandırma olduğuna emin olun. Bir tane orta karar bir polar alabilirsiniz. İşlikler zaten çok pahalı şeyler değil. İyi bir çorap alın, sentetik olduğuna emin olun en azından. Hani yün çorap bulamayabilirsiniz Türkiye'de. Çorabınız sentetik olsun. Burun ve topuk kısımları takviyeli olsun. Pantolonda da kesinlikle pamuk tercih etmiyorsunuz. Bunda da aynı şekilde sentetik kullanacaksınız. Şimdi bu kıyafetleri satın aldınız. Satın almayla iş bitmiyor. Bunları ilk günkü performanslarında kullanmayı sürdürmek için bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin bir kas tüyü ceket aldınız. Bunu böyle gelişi güzel makineye atıp yıkamıyorsunuz. Kas tüyü ceket ve uyku tulumlarını kesinlikle günlük deterjanlarla yıkamıyorsunuz. Bunların içinde ağartıcı oluyor. Kas tüyünün üzerindeki yağ tabakasını söküp atıyorlar ve performanslarını yarı yarıya belki de daha da düşürüyorlar. Bu tarz böyle Nick Wax'ın kas tüyü için özel geliştirilmiş solüsyonları var. Bunlarla yıkama talimatlarına uyarak yıkıyorsunuz. Böyle pahalı Gore-Tex ceketleri de Tech Wash, mesela Nick Wax'ın bir yıkama solüsyonu. Bununla yıkayıp bununla su geçirmezlik özelliğini geri kazandırıyorsunuz. Bu tarz ucuz ceketlerde belki bunu kullanmanız gerekmeyebilir ama su kaydırıcılık özelliğini tekrar geri kazandırmak için en azından bunu kullanmanızı öneririm. Bu su kaydırmazlık solüsyonunu aynı şekilde soft shell ceketlerde ve soft shell pantolonlarda da kullanabilirsiniz. Hatta bunda da kullanabilirsiniz. Su sıçramalarında falan damlalar akıp gidecek. Bir uyarı da ikinci el ürünlerle alakalı yapayım. İkinci el mesela kas tüyü alırken dikkat edin. Hatta dikkat etmenizin de bir yolu yok. Bunu bilmenin, öğrenmenin bir yolu yok. Bu bir risk. Adam bununla yıkamıyor. Atıyor, makine de yıkıyor. O ceket artık pert oluyor. Bir işe yaramıyor. Bence kas tüyünde hem uyku tulumunda hem ceketlerde sıfır alın. Alamıyorsanız almayın yani. Paranızı biriktirin. Müsait olunca alın. İkinci el bence kas tüyü ürün almayın. Aynı şey bunlarda da geçerli. Gore-Tex ceketlerde de geçerli. Bunların hiçbirini kullanmadan atıyorlar makinede da yıkıyorlar. Daha sonra ne oluyor anlatayım. Mesela bu ceketin içinde dikiş yerlerinin üzerinde bant var. Normalde makinede yıkayınca bu bantlar çıkıyor bir süre sonra. Ondan sonra da Gore-Tex ceketin hiçbir esprisi kalmıyor. Ayrıca yüksek ısıda yıkandığı zaman içindeki ince zar tabakasına zarar veriyor. Bu sefer su geçiriyor. Gore-Tex ceket almanızın hiçbir esprisi kalmıyor. Ve bu tek yıkamada bile cekete zarar vermek mümkün. O yüzden bence hem kas tüyü, ceket ve tulumları bir de Gore-Tex ceketleri ikinci el almayın. Polarlarda böyle bir risk yok. Ha, ben biraz takıntılıyım. O yüzden iki poları, en azından pahalı polarları bununla yıkıyorum. Neredeyse sıvı sabun saflığında bir deterjan. İçinde ağır kimyasal yok. O yüzden kumaşa zarar vermiyor. Bir de malzemede, tekstil malzemesinde yumuşatıcı kullanmıyorum. Ya bunların yumuşak olması değil benim derdim. Yemle ilgili bir video yapıyorum. Pançoyu da bunun dışında tutmak olmaz. Şimdi pançoyu ben her zaman kullanmıyorum. Kamp başında oturacaksam, işte çok fazla rüzgar varsa veya yağış varsa sabit duracaksam ben bunu kullanıyorum. Çünkü bununla birlikte yürüdüğünüzde ter kan içinde kalıyorsunuz. Bu da hem hipotermi riski demek hem de alçak irtifada rahatsız ediyor insanı. O yüzden panço kullanımına ben temkinli yaklaşıyorum. Şöyle bir tozluk satın alın. Bunu kuru havalarda kesinlikle kullanmıyorum. Ayak bunun içindeyken iyi solumuyor. Bu da hem ayakkabının içini hem de diz altına kadar olan mesafeyi terletiyor. Vıcık vıcık terliyorsunuz bunun içinde. Eğer kar varsa botun bileklerinden içeri girmesin diye. Yağış varsa yine botun içi ıslanmasın diye bunu giyiyorum. Yani kirlenmeyeyim, çamur bulaşmasın diye hiçbir zaman tozluk kullanmıyorum. Evet, kıyafetlerle ilgili anlatılacaklar bence bu kadar. Başka bir şey varsa benim aklıma gelmedi. Aşağıda yorum bölümünde paylaşın, sorun. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın.